Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren başlayacağım yeni seri ile modem, router, access point veya mesh gibi ev içi ağ çözümlerinin tamamını kapsayan bir satın alma rehberi oluşturmaya başlıyorum. Özellikle ülkemizdeki internet altyapısının birazdan bahsedeceğim nedenlerden ötürü halen gelişmekte olduğunu da düşünürsek, bir de buna ev içerisinde yanlış ürün seçimi veya konumlandırmayı da eklersek, ortaya gerçekten de bizleri çıldırtan bir deneyim çıkabilir. Bu nedenle amacım bu seri ile ev içerisindeki internet hızınızı olabilecek en üst seviyelere çıkarmak. Başlangıcı ise ADSL, VDSL ve fiber gibi altyapılara göre modem veya router seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle yapıyoruz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Dünyanın en popüler hız ölçüm sitelerinden Speedtest, düzenli aralıklarla 138 ülkede mobil internetin, 160 ülkede ise sabit yani evlerde kullandığımız internetin verilerini bizlerle paylaşıyor. Son rapora göre Türkiye'nin dünya geneline göre mobilde 58, sabit internette ise 102. sırada olduğunu görüyoruz. Merak edenler için raporun linkini açıklamalara ekledim. Yani servis sağlayıcıdan evimizin kapısına kadar gelen internetin çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu bölüm genel olarak sahip olduğumuz internet bağlantısına göre modem veya router alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşacağım. Bu arada evet operatörler zaten kurulum sırasında bir modem bırakıyorlar ama ağa bağlı aktif kişi ve cihaz sayısı, ev veya ofisin büyüklüğü, kullanım şekli ve yoğunluğuna göre servis sağlayıcının cihazları giriş seviyesinde olduğundan yetersiz kalabiliyor. Bu gibi durumlarda daha güçlü, hızlı ve stabil internet sağlayan modemlere veya routerlara geçiş yapmamız gerekebilir. Ayrıca servis sağlayıcıdan gelen modemlerin en basitinden şifre veya kullanıcı adı değiştirme gibi basit işlemleri için bile az da olsa teknik bilgiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla modem veya routerların ayarlarını cep telefonlarımızdaki mobil uygulamalar ile kolaylıkla yapabilmek de bence çok önemli. Bu arada ev içi ağ çözümlerinde uzun yıllardır TP-Link markasını tercih ettiğimden anlatımlarımda bu ürünleri kullanacağım. Hatta en sonda söylemem gereken %100 çözümün ne olduğunu merak edenler varsa kısa yolunu hem kartlara hem de açıklamalara eklediğim paylaşımıma bu bölümü izledikten sonra mutlaka göz atmalılar. Bir de son videolarda abonelerden gelen izlenme süresinin son derece düşük olduğunu paylaştıktan sonra istikrarlı bir şekilde her hafta %1 artmaya devam ediyoruz. Yani %9 olduk ama hadi şunu %50 yapalım. Bunun için aşağıdaki abone ol düğmesine basabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Başlangıcı öncelikle ülkemizde sunulan internet hizmetlerinin çeşitleriyle yaparsak ADSL, VDSL ve fiber optik olmak üzere öne çıkan 3 alternatiften bahsedebiliriz. Mobil veya kablo internet çeşitlerine bu bölümde girmeyeceğim. Eğer sizlerden bu yönde bir talep gelirse ileriki haftalarda bu konuya da yer verebilirim. Altyapılarında bakır kabloları kullanan ilk iki alternatifimizden birincisi olan ADSL ile maksimum 16 megabit indirme hızına çıkabiliyorken bir üst versiyonu ADSL 2 Plus 24 megabit hızları destekliyor. İkinci alternatifimiz VDSL'de de yine bakır kablolar kullanılıyor. Ama bu sefer altyapınızın vereceği desteğe göre maksimum 100 megabitlik hızlara kadar çıkılabiliyor. Ancak bu seçenekler bakır kabloların özellikle dış etkenlerden dolayı kayıplar yaşaması sebebiyle yer yer dalgalanmalara yani istikrarsız bağlantılara sebep olabiliyor. Bu nedenle dünya genelindeki tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki servis sağlayıcıları da 100 megabit gibi bir hıza sahipken aynı zamanda daha stabil bir seçenek olan fiber internet paketlerine yöneldiler ve ülke genelinde fiber optik kablo altyapı çalışmalarına da hız verdiler. Hatta kulağa rüya gibi gelse de bazı operatörler 1 GB indirme ve yükleme hızını bile fiberde sunabiliyorlar. Ancak maalesef bu altyapıyı destekleyen yerlerin sayısı henüz çok az olduğundan genelde 100 megabit indirme ve 10 megabit yükleme hızına sahip paketler daha yaygın. Gördüğünüz gibi bakır ve fiber optik kablo gibi teknolojileri birbirinden tamamen farklı altyapılara ek olarak bir de 16, 24, 100 ve hatta 1000 megabit gibi yine birbiriyle alakasız internet hızlarını konuştuk. Bu nedenle modem alırken dikkat etmeniz gereken ilk konu sahip olduğunuz internet paketinin cinsi. Çünkü ADSL ve VDSL paketleri direkt harici modemlere bağlanabiliyorken
Fiber paketlerde internet servis sağlayıcıları güncellemelerini yükleyebilmek için arada mutlaka kendi modemlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle fiber paketlerde routerlar veya router özelliği bulunan modemler tercih ediliyor. Bu durumda karşınıza iki seçenek çıkıyor. Ya sadece mevcut internet paketinize uygun modemi tercih edecek ya da ileride daha farklı bir pakete geçme olasılığını da düşünerek tekrar masrafa girmemek için tüm teknolojileri destekleyen hepsi bir arada çözümlere yöneleceksiniz. Ben bu düşünceyle zamanında ADSL, VDSL, kablo ve en önemlisi fiber internet paketlerini de desteklerken yerine göre router olarak bile kullanılabilen TP-Link Archer VR2100 modelini seçmiştim. Ve önceki bölümde bahsettiğim içerisinde hem router hem de access point modları bulunan TP-Link Deco M4 yani tüm ev mesh Wi-Fi sistemine geçene kadar da severek kullandım. Bu arada kısaca modem ile router arasındaki farktan da teknik detaya girmeden bahsetmem gerekirse, modemler servis sağlayıcıdan ev içerisinde giren ADSL veya VDSL gibi internet kablolarının direkt bağlanabildiği, böylelikle interneti başka bir cihaza gerek kalmadan direkt ev içerisinde dağıtılabilen cihazlar. Router yani Türkçesi yönlendirici olan cihazlar ise modemden aldıkları interneti ev içerisinde dağıtırlar. Servis sağlayıcıdan gelen kablo bağlanamadığından fiber internet veya kablo net gibi internet paketlerinde arada mutlaka modeme ihtiyaç duyarlar. Routerlar genelde modemin sinyal gücünün yetersiz kaldığı veya ağ yoğunluğunu kaldıramaması gibi durumlarda kullanılıyor. Dolayısıyla seçeneklerden biri operatörden gelen modemin Wi-Fi veya kablo çıkışlarından hiçbirini kullanmadan modemi direkt routera bağlamak ve interneti ev içerisindeki kablolu kablosuz tüm cihazlara harici router üzerinden dağıtmak. Ancak benim önerim Archer VR2100 gibi çok yönlü bağlantı özelliğiyle hem tüm internet paketleriyle uyumlu hem de yerine göre modem veya router olarak kullanılabilen hepsi bir arada çözümler. Böylelikle ileride farklı bir altyapıyı kullanan paketlere geçseniz bile aynı modemi kullanmaya devam edebilecek, böylelikle ek masraftan kurtulmuş olacaksınız. Modem alırken dikkat etmeniz gereken bir başka önemli özellik ise kapsama alanı, maksimum hız ve bağlanabilen kişi sayısı gibi ağ kalitesini belirleyen Wi-Fi standartları. Kutu üzerinde A, G, N, AC veya AX gibi ifadelerle belirtilir. Kısaca özetlemek gerekirse 2000'li yılların başlarındaki 3. jenerasyonda yani Wi-Fi 3'te 11A ve 11G, 2010'lu yıllarda Wi-Fi 4 standartları ile beraber 11N, 2015'li yıllarda ise şu anda da yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 5 yani AC standartlarına geçildi. Bir de 2019'lu yıllarda çıkan Max Wi-Fi, diğer adı ile Wi-Fi 6 var ki bir önceki AC teknolojisine göre 4 kat daha fazla kapasiteye, hıza ve kapsama alanına sahip. Ancak maalesef bu teknolojinin şu an için tek dezavantajı pahalı olması. Yani tamamen farklı bir teknoloji olan cep telefonlarımızda kullandığımız 2G, 3G, 4G veya 5G geçişlerinde yaşadığımız internet hız ve kapasite değişimi gibi düşünebilirsiniz. Ben bu yüzden şimdilik Wi-Fi 5 standartlarını kullandığım için modem, router veya menzil genişletici fark etmeksizin her bir ambalajın üzerinde AC750, AC1200 veya AC2100 gibi değerler bulunuyor. Kutunun hemen altına bakarsanız da her bir değerin çift band genişliğinde desteklediği maksimum hızları görebilirsiniz. Eğer 100 megabitlik bir internet paketine sahipseniz AC750 standartları sizin için yeterli olacaktır. İleride 1 gigabitlik bir pakete geçerseniz yine kullanırsınız ama maksimum hızınız 2.4 bandında 300 megabit, 5 GHz bandında ise 867 megabit ile sınırlı kalır. Yani 1 gigabitlik internetinizi full kapasiteyle kullanamazsınız. Dual band yani çift band genişliğinde 2.4 GHz geniş kapsama alanına sahipken veri iletim hızı daha düşüktür. 5 GHz'de ise tam tersi yani menzil kısalırken veri iletim hızı artıyor. Bu nedenle AC standartlarında biri düşük, diğeri daha büyük olan iki değerden bahsedilir. Dolayısıyla Wi-Fi standartlarında en az AC1200 ve üzeri değerler sizi ileride ek masraflardan kurtaracaktır. Direkt kablo ile internete bağladığınız akıllı televizyon, medya oynatıcısı, bilgisayar veya oyun konsolu gibi cihazlarınız varsa bu durumda satın alacağınız modem veya router'ın arkasındaki port sayısı da önem kazanıyor. Genel olarak orta seviyedeki modemlerde 4 port bulunurken ileri seviye modemlerde bu sayı artınca haliyle fiyatı da artıyor. Bu nedenle ihtiyaç duyarsanız çok daha uygun fiyata istediğiniz giriş sayısına sahip port çoklayıcıları kullanabilirsiniz.
Ben üzerinde 8 port bulunurken her 1 gigabit hızında aktarımı destekleyen modeli tercih ettim. Böylelikle az önce bahsettiğim gibi fiberin 1 GB'lık bağlantısına geçmem durumunda bile sıkıntı yaşamayacağım. Bence modemlerde mutlaka bulunması gereken bir başka özellik mesh desteği, yani tüm evi kapsayan Wi-Fi sistemi. Eğer tek odalı bir evde oturmuyorsanız internet menzilinizi ve erişim gücünü arttırmak için sonraki bölümlerde bahsedeceğim ek ağ çözümlerine ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumda sisteme dahil edeceğiniz diğer cihazlarında mesh desteği olursa ev içerisinde tek ağ üzerinden internete bağlanabilir, ana modem veya access point gibi farklı yerlerdeki internet kaynağına manuel bağlanmanıza gerek kalmadan mesh sistemi sizi yakındaki kaynağa otomatik olarak yönlendirecektir. Az önce bahsettiğim çift band genişliğine sahip cihazlar içinde, yani ev içerisindeki konumunuza göre uygun olan band genişliğine bağlanma durumu da aynen geçerli. Yalnız önemli bir ekleme olarak mesh sistemi şimdilik sadece her markanın kendi ürünlerinde çalışabiliyor. Yani eğer TP-Link'in modemini kullanıyorsanız yine TP-Link'in üzerinde One Mesh ibaresi bulunan diğer ağ çözümlerini tercih etmeniz gerekiyor. Farklı markaların menzil genişleticileri farklı markaların modemlerinde kullanılabiliyor. Ancak bu senaryoda mesh özelliğinin sağladığı hiçbir avantajdan faydalanamıyorsunuz. Son maddeye kalmasına rağmen bence harici modemlerin en büyük avantajlarından bir başkası da her türlü kurulum, ayar veya denetim gibi işlemleri mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmek. Böylelikle hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan misafir ağ oluşturma, yazılım güncellemeleri uygulama, ağ optimizasyonu yani bakımını yapma ve internetinize bağlı tüm cihazları görüp yönetme gibi işlemleri cep telefonunuzdan kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Ben tüm bu işlemleri Deco Mesh sistemine geçene kadar TP-Link Tether uygulamasından kolaylıkla yapıyordum. Aynı ev içerisinde sizin için önemli olan cihazların performanslarını bile artırabileceğinizden size de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, umarım modem veya router satın alacaklar için vermiş olduğum bilgiler faydalı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz farklı konular varsa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu buraya kadar izleyen ve muhtemelen abone de olan takipçilerim bir de beğen tuşuna basıp aşağı yorum bırakabilirse çok süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer teknoloji dolu içeriklerimde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Cep telefonlarımızdaki mobil 2.4 gibi ev içi ağ çözümlerinin tamamını kapsayan olmadığı satın alma rehberi oluşturuyorum.